Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Ben vizemi C1 vizesinden F1 öğrenci vizesine çevirmeyi düşünüyorum. Fakat ondan önce öğrenmem gereken bir bilgi var. Daha önceden statü değişiklikleri Texas'a gönderiliyormuş ama artık Kaliforniya'ya gönderilecekmiş. O yüzden statü değişiklikleri 5 hafta içinde cevaplanacak diyorlar. Bu bilginin doğruluğu nedir diye bir takipçimiz bize soruyor. Statü değişikliği başvurularında tabii ki yerel göçmenlik daireleri ilgilenmiyor. Genelde merkezi göçmenlik dairesinin ofisleri ya da yerleri bu tip dosyaların incelenmesiyle ilgileniyorlar. Tabii bunun için genelde siz başvuruları yaptığınızda ya yer noktasına göre bir sınırlama ya da yönlendirme olabilir, nereye başvuracağınız. Ya da bazen belli merkezler bununla ilgilenirken göçmenlik dairesi yoğunluğa göre bazı dosyaları da başka bir merkeze yönlendirip süreci hızlandırmaya çalışabiliyor. Tabii şu an var olan durumda statü uzatmaları ya da değişikliklerle ilgili başvurularda maalesef bekleme süresi çok uzun gözüküyor. Tabii bu sürenin çok kısalması noktasında adım atılıp atılmadığı ilerleyen süreçlerde görüyor olacağız. Fakat şu aşamada bu noktada bir açıklama yok. Ama şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki şu an çok uzamış olan bu süreci yakında çözeceklerini düşünüyoruz. Yani uzun süren bu bekleme süreleriyle ilgili olan süreci değiştireceklerini düşünüyoruz. Ve genelde göçmenlik dairesinin şu an özellikle bu sene değişik dosyalarda ilerlediği süreç ilk gelen dosyalara hızlı davranıp sonucu hemen verip ondan sonra daha önce de beklemekte olan dosyalara gitme yönünde bir strateji belirlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun statü değişikliği ya da uzatmalarıyla ilgili olan süreci de yakında benzer bir duruma girebilme noktası olacağını düşünüyoruz. Ama tabii resmi bir açıklama yok bu noktada. Ama genelde bizim söylediğimiz başvurularınız yapıldığında bu noktada processing time'lara bakıp sürecin ne kadar ilerleyip ilerlemeyeceğini görmeniz çok daha faydalı olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.